yetişsin. Göğe yetişsin. Ben şey yapacağım, söyleyeceğim. Değerli basın mensupları, sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya vardığımız oyuncumuz Okay Yokuş'un imza törenine hoş geldiniz. Başkanımız Sayın Muharrem Usta'nın katılımlarıyla birlikte imza törenini gerçekleştireceğiz. Her zamanki gibi ilk olarak imza, ardından konuşmalar olacak. Sayın Başkan Muharrem Usta ve Okay'ın konuşması ve sonrasında da soru cevap kısmına geçeceğiz ve imza törenimizi sonlandırmış olacağız. Buyurun imza için. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Önce imzalarımızı atalım. Sayın Evet, buyurun başkanım. Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün özel bir gün. Gerçekten planlamadık, bu bir tesadüf. Okay'ın doğum günü. Ben de bunu 2 gün önce öğrendim ama bugüne planlamıştık. Değil mi? Aramızda bir şey yoktu. Okay 23 yaşına giriyor ve bu sene sonundan itibaren 3 yıl daha Trabzonspor'da güzel bir dönemi geçirmek üzere yeni bir anlaşmaya varmış durumdayız. Hepimiz biliyoruz ki Trabzonspor son yıllarda çok önemli süreçlerden geçiyor. Ve doğası gereği yeniden bir yapılanma içerisindeyiz. Bu yeniden yapılanmada üzerinde durduğumuz en önemli konu karakter konusu. Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi herhangi bir takımın başarılı olabilmesinin en önemli anahtarlarından birisi, belki de en önemlisi, karakterli oyunculara sahip olması. Tabii karakteri iki anlamda düşünüyoruz ya da içerik olarak iki anlamı olduğuna inanıyoruz. Birisi gerçekten insan karakterinden bahsediyoruz. Bir diğeri de futbol karakterinden bahsediyoruz. İşte Okay Trabzonspor açısından, futbol camiası açısından her iki özelliğe sahip olan çok değerli bir oyuncumuz, kardeşimiz, gencimiz ve bugüne kadar hepimizin beğenisini kazanmış olan Okay için yeni bir dönem daha başlıyor. Tabii Okay ile birlikte bizim açımızdan da önemli bir süreç. Çünkü iyi oyuncuların bir arada olduğu, arkadaşlığın, kardeşliğin, dostluğun, yardımlaşmanın en üst seviyede olduğu bir takım ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu yapıyı oluşturabilmek için takımın içerisinde bahsettiğim özelliklere sahip olan ne kadar çok oyuncunuz varsa başarıyı yakalama ihtimaliniz de o kadar yükseliyor. Bugün Trabzonspor adına, hepimiz adına gururla söyleyebiliriz ki Trabzonspor'un içerisinde şu anda var olan oyuncularla ilgili altını çizerek net bir şekilde ifade etmek isterim ki bizleri olağanüstü mutlu eden çok ama çok fazla oyuncumuz var. Ve hatta tüm oyuncularımız böyle. Her birine Okay'ın imza töreninde buradan teşekkür ediyorum. Belki şunu bile söylemeden geçemeyeceğim. Bazen tatiller oluyor. 2 gün, 1 gün, 3 gün izinler oluyor. Bu 2-3 günlük iznini dahi Trabzon'da geçiren ve burada olağanüstü mutlu oldukları için ayrılmayıp burada geçiren çok sayıda oyuncumuz var. Yerli ve yabancı bütün oyunculardan bahsediyorum.
Henüz ülkemizde yeni olmasına rağmen aramıza katılan birçok oyuncunun da böyle olduğunu görüyoruz. İşte bütün bunlar yabancı oyuncuların takım içerisindeki yerli oyuncular tarafından çok iyi karşılanması, onlara destek çıkılması, onlara ev sahipliği yapılması açısından önemli bir işlev gördüklerini anlıyoruz. İşte Okay ve Okay gibi çok arkadaşımız burada tüm oyunculara ev sahipliği yapıyorlar. Okay aslında adı üstünde birkaç kelime, aynı kelimeyi birkaç defa kullandım. Aslında ev sahibimiz. O artık şehirde aramızda en yakın olduğumuz arkadaşlarımızdan birisi. Trabzon'u, Trabzonspor'u çok fazlasıyla önemsemiş, içine sindirmiş, özümsemiş, ev sahipliğini fazlasıyla hak etmiş gerçek bir Trabzonsporlu. Kontratı uzatmayla ilgili emin olabilirsiniz ki belki de tarihin en hafif, en basit görüşmesini, en tartışması az olan rahat bir sözleşme dönemini geçirdik. Çünkü Okay Trabzon'da, Trabzonspor'la birlikte büyük başarılara imza atacağımıza kesinlikle inanan bir oyuncumuz. Haliyle bu sözleşmeyi yapmak için aman aman en ufak bir ciddi sayılabilecek bir görüşmemiz gerçekten olmadı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bizim açımızdan biraz önce söylediğim gibi hem bizim açımızdan hem Türk milli takımı açısından hem gençlere örnek olma açısından sembol bir isim Okay bizim için. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor'da hep birlikte nice başarılara imza atacağımızdan emin olmasını istiyorum ki uzun uzun kendisiyle konuştuğumuzda evet başkanım bu yolun nereye varacağını biliyorum ve gereğini yapacağımdan tüm Trabzonsporların emin olmasını istiyorum diyerek bu yolculuğa kendi isteğiyle fazlasıyla devam ettiğini bize hissettirmiş bir arkadaşımız. En önemlisi de daha çok genç Okay. Bugün 23 yaşında, nice mutlu yıllar, nice şampiyonluklar Okay. Evindesin, sana hoş geldin demiyorum. Nice mutlu yıllara hep birlikte devam etmek üzere. Hayırlı uğurlu olsun, çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan, Okay. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Başkanımız çok güzel şeyler söyledi. Bir nevi... bu konuşmalara benim için bir doğum günü hediyesi oldu. Kendisine teşekkür ederim. Bir teşekkürüm de şunun için. Bizim şu anda kulüp içerisinde Trabzonspor olarak yönetimden teknik ekibe kadar takım arkadaşlarım, personelimiz bütün müthiş bir uyum içerisindeyiz gerçekten. Ben de bu uyum içerisindeki bir parçayım ve çok mutluyum. Yakalayacak olduğumuz başarılarda bana da bir pay sahibi olabilme fırsatı verdiği için başkanımıza ayrıyetten teşekkür ediyorum. Bu şehirde ilk geldiğim günkü gibi nasıl heyecanlıysam gerçekten hala aynı heyecan taşıyorum bu imzayı atarken. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, buyurun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Değerlendirmek için takım yollara saparlar. En azından sezon sonunu beklerler. Birinci soru, sen niye hemen erken, yani nasıl erken attın onu bir senin ağzından duymak istiyorum. İkincisi de ilk yarıdaki Trabzonspor ile ikinci yarıdaki Trabzonspor arasında çok ciddi bir farklılık var. Hem sonuç olarak hem nitelik olarak dışarıdan da algılanıyor. Bu arada ne değişti? Bunun yorumunu yapabilir misin? İlkinden başlayayım. Yani şöyle düşünüyorum, ben bir kulübe geldim ve burada mutluyum. Gayet her şey çok güzel gidiyor. Büyük bir camiadayım. Takım içerisinde daha demin de söylediğim gibi. Yani hiçbir kulüp içerisinde şu an hiçbir
taraf bozuk diyemem gerçekten. Yani bize yardım eden herkes işini çok iyi yapıyor. Taraftarlarımız arkamızda. Biz de çok şükür onlara karşılığını vermeye başladık ikinci dönem itibariyle. Mutluyum, huzurluyum. Onun için bu huzurumu bozmak istemedim kısaca söylemek gerekirse. Ve burada büyük başarılar yakalayacağımıza inandığım için burada oldum. İkinci sorunuza da bir daha tekrarlayabilir misiniz acaba? Yani ikinci bölüm arasında bir farklılık var takımda. Şöyle diyelim, bildiğiniz gibi sezon başında çok yeni bir takımdık ve bir yapılanma içerisindeydik. Bazı şeyler hemen olmuyor. Biraz zaman oluyor bazı şeylerin oturması diye düşünüyorum. Ama şundan emin olabilirsiniz ki hocamız ve takım arkadaşlarım gerçekten bu başarıyı yakalayabilme yolunda gerçekten maksimum çaba sarf ediyoruz. Bunların da meyvelerini almaya başladık ve emin olun daha da iyi olacaktır. Şu an tam istediğimiz seviyede değiliz. Daha da iyi olmak için çalışıyoruz ve olacağız inşallah. Buyurun. Teşekkür ederim. Biraz önce başkan dedi ki Okay ev sahibi burada dedi. Okay yokuştuğu için Trabzonspor ne ifade ediyor? Bunları nasıl açıklayabilirsin yani? Benim için ifade eden şey tutku. Şehrin takımıyla olan bütünleşmesi diyebilirim. Bu beni etkileyen şey olmuştu buraya ilk geldiğimde. İlk geldiğimde yani dışarıdan duyduklarımla burada yaşadıklarım gerçekten yani daha fazlasını yaşadım diyebilirim. Çünkü bir şehrin sembolü Trabzonspor ve herkes onun arkasında. Trabzon halkı kendi kanaatimce her şeyi böyle uçlarda yaşayan bir memleket, insan. Ve üzüntüyü de, sevinci de çok uçlarda yaşıyorlar. Ve onların sevindiğini görmek bizi de ayrıca daha da mutlu ediyor. İnsanların takımına olan, Trabzonspor'a olan bağlılığı beni burada en çok etkileyen şey oldu. Buyurun. Teşekkür ederim. Allah nice hayırlısı, neler nasıl? Senin gibi genç oyuncular ailelerinin çok önemli etkisi var. Yani transfer sezonundan özellikle senin ailenle birlikte burada yaşadığını biliyoruz. Ailenin bir katkısı var mı? Onların da Trabzon'u sevdiğini biliyoruz. Onların Trabzon'da kalmanda bir olumlu etkileri var mı? Trabzon'da kalmamda öyle bir etkisi yok. Yani onların desteği her zaman arkamda. Onlar dünyanın bir ucuna da gitsem onlar benimle zaten. Ama tabii ki onların buraya alışabilmesi, benim sevebilmesi, bana her zaman destek vermeleri benim arkamda çok itici bir güç. İnsan çünkü her zaman iyi gününde olmuyor. Nitekim burada bildiğiniz gibi sıkıntılı günler de yaşadık. Ve onları eve gittiğimde onların orada görmek tabii ki bana güç veriyor. Şu an onların mutluluğunu görmek. Çünkü hani son maçta aldığımız galibiyetten sonra, attığım golden sonra eve gittim. İnanın annem babam benden daha çok sevindiler yani. O yüzden onları buradan selam söylüyorum. Hepsini çok seviyorum. Tabii ki büyük destek. Her geçen gün yukarı koyarak devam ettirdiğim bir performansı mahvedildi. Trabzonspor'dasın. Her genç futbolcunun bir hayaliydi. İlerleyen dönemlerde bir Avrupa kulübünde, üst düzey bir kulüpte futbol oynamak. Bundan sonraki sürecini nasıl değerlendirdi Okay? Bundan sonraki süreç dediğim gibi takımımız çok iyi yolda ve ben de bunun bir parçası olduğumu düşünüyorum. Bu elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve performansım arttığını ben de düşünüyorum ama bu benim için kesinlikle bir sınır değil. Her zaman daha iyisini olmaya çalışacağım. Burada yakalayacağımız başarılar beni çok tatmin edecektir. Burada bir şeyleri başardıktan sonra tabii ki ben de kendim için Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyorum. Buyurun. Benim sorum Sayın Başkan olacak. Başkanım sezon sonu daha yaklaşmadı ama transfer söylentileri şimdiden ayıka çıkmaya başladı. İşte Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Tolga Yaslan isimleri söyleniyor, dillendiriliyor. Sizin bu konudaki değerlendirmenizi merak ediyoruz. Hani konuşurken de söyledim ya, biz takımı yapılandırıyoruz. Tabii ki yapılandırırken gelen ve giden oyuncular her zaman olacaktır. Trabzonspor
Bundan sonrası için mutlaka yeni oyuncular kadrosuna katacak ama şu an bunları konuşmak için erken. Çünkü bizim bir iş planımız var. Trabzonspor'la ilgili önümüze koyduğumuz hedeflerimiz var. Bu hedeflere gidebilmek adına dediğim gibi bunların olması çok doğal. Ama eski dönemlere nazaran şu anda tabii çok daha rahatız. Planlamamızı çok daha iyi yapabiliyoruz. Takımın her tarafını çok iyi biliyoruz. Onun için ne yapacaksak mümkün olan en doğrusunu yapacağız ama bugün bunların belki tam vakti değil. Yani bence evet konuşmayalım. Evet, buyurun. Başkanım hayırlı olsun tekrar. Birinci bölümdeki zor süreçte özellikle teknik heyet üzerinde çok ciddi bir baskı ortamı oluşmuştu. Ve tabiri caizse Ersun Hoca ile ilgili ciddi bir eleştiri yoğunluğu vardı. Siz yönetim kurulu olarak normalde ya da belki şahsınız klasik yönetim anlayışından dışarıda durarak Ersun Hoca'yı ısrarla devam ettirdiniz. Bunun sebebi ve sonuçlarıyla ilgili bir değerlendirme istiyorum. İkinci sorum da, şu anda içinde bulunduğumuz stadyumla ilgili özellikle devlet kanadından gelen bir takım enformasyonlar var. Stadın devri konusunda. Trabzonspor'un bu devir testi konusunda biraz yavaş hareket ettiği şeklinde değerlendiriyorlar. Yine sizin yapmış olduğunuz buradaki bir toplantıda isim hakkıyla ilgili olarak bildirim yapıldı ama sonucu henüz bildirilmedi. Yani bir taraflı olarak dinliyoruz. Siz bu işin en yetkilisiniz. Trabzonspor açısından bu stadyum nasıl gözüküyor şu anda? Ersun Hoca'yla ilgili konuya biz hep şöyle baktık. Şimdi işin bir yönetim tarafından değerlendirilmesi gereken yönü var. Bir de kamuoyu ve taraftar açısından. Ben de bazen şunu söylüyorum. Eğer taraftar olmuş olsaydım Trabzonspor yönetimine dışarıdan nasıl bakardım bu süreçte? Yaşadıklarını bilmeden tahammülüm zor olabilirdi. Çünkü taraftar genelde böyle bakabilir. Ama içeride biz Trabzonspor nereye gitmeli diye özellikle Ersun Hoca ile yaptığımız bir iş planımız vardı. Ve bu iş planına ben kesinlikle güveniyordum. Baştan sona Ersun Hoca'ya güveniyordum. Ve Trabzonspor için söylediğimiz bir şey vardı. Artık işler yolunda gitmiyorsa düzelmesi için kurban adanmaması ve aranmaması gerektiğine kesinlikle inanan birisiyim. O nedenle o yolun herhangi bir hocanın karar verdiğiniz iş planını yapmaya karar verdiğiniz bir hocanın kısa dönemde başarılı ya da başarısız olması sonucu etkileyen ana faktör değildir. Biz takımımıza bakıyorduk, geçtiğimiz süreçlere bakıyorduk, neler yapabileceğimize bakıyorduk ve hatta takımın ilk devre aslında birçok maçta iyi performans ortaya koyduğunu ama sonuç alamadığını da görüyorduk. Onun için hani ilk devre ile ikinci devre arasında her şey sadece takıma katılanlar sayesinde olmuş değildir. Böyle bir algı kesinlikle yanlıştır. Gelenlerin olağanüstü katkısı olmuştur. Ama bizim sene başından beri oluşturduğumuz takımın da içeride verdiği inanılmaz bir mücadele vardır. Haliyle bütün bunlar birleşip iyi bir sonuç ortaya çıkaracakken hocaya bu işin sorumluluğunu atıp başkalarının düşündüğü gibi yönetimin düşünmesi doğru olmazdı. Ben o süreçte asla dışarıdan insanlar da biliyorlar asla acaba sorusunu kendime sormadım hiçbir zaman. Bunu yönetimdeki arkadaşlarım da çok iyi biliyor. Beni tanıyanlar da iyi biliyorlar. Doğru bir şey yapmışsanız arkasında durmanız lazım. Mutlaka sonuç alacaksınızdır. Ama bu bazen erken bazen geç olur. Onun için Ersun Hoca konusunda benim kafamda zihnimde hiçbir zaman soru işareti olmadı. Ama bunlar spor kulüplerinde doğası gereği olan şeyler. Bundan sonra da inanıyorum ki çok daha iyi gidecektir ve Ersun Hoca ile birlikte, oyuncularımızla birlikte, katılanlarla, Okay gibi onlara ben eski oyuncular diyorum artık, eskilerle, bundan sonra geleceklerle burada bir süreç yaşıyoruz. Hedef koyduğumuz bir süreç var. O sürecin kesinlikle tamamlanacağına inanıyorum. Bu süreçte artık kolay kolay değişiklikler yaparak yeniden sıfırdan başlamanın Trabzonspor'a çok ağır maliyetler geleceğini düşünüyorum. Statla ilgili konuya gelecek olursak, stat ismiyle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Biz orada T
teknik bir takım nedenlerle bazı düzenlemeler yapıyoruz. Yakında onu açıklayacağız. İsim konusu kesin, ya yani kesin bir konu ama noktalanmış olacak. Herhangi bir sorunumuz yok. Devralma konusunda da stat bitti ancak hangi tarihte bizim devralmamız ve kulüp olarak şu anda yapmakta olduğumuz bir takım iş planlarımız var. Bunlarla ilgili Gençlik Spor Bakanlığı ile görüşüyoruz. Beraber mutabık kalacağımız olabilecek en yakın tarihte de stadı devralmış olacağız. Ama aramızda herhangi bir polemik konusu yok. Dediğim gibi değerlendiriyoruz birlikte. Çünkü stat, yanında yapılan tesisler, hangi dönemde ne olursa ne yapmak doğrudur. İşte bütün bunlar dediğim gibi Gençlik Spor Bakanlığı ile görüşmeler halindeyiz. Ve beraber adını koymuş olacağız. Özetle önümüzdeki birkaç ay içerisinde artık bu konuların hepsi tarihe gömülmüş olacak. Burası da daha biliyorsunuz her stat açıldığında bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, altı ay, bir senede oturuyor. Hem oturma süreci tamamlanmış olacak hem de sizin sorduğunuz soru da belli bir tarihe kadar tamamlanmış olacak. Ama bu bir mutabakatla olacak, onu da hallediyoruz. Son iki soru Yahya Bey, sonra da Ali Bey. Bir sorun başkanım, bir sorun da Okay olacak. Başkanım, herkes Mehmet Ekici konusunu merak ediyor. Bir önce sanırım bir açıklama yapmıştı televizyon programında. Trabzonspor Mehmet Ekici konusunda zarar etti mi? Ticaret adamımızın. Trabzonspor Mehmet Ekici konusunda zarar etti mi? Bunu çok merak ediyor herkes. Onunla ilgili bir görüş almak istiyorum sizden. Ondan sonra Okay'a sormak istiyorum. Ekici'nin kendine göre kurduğu bir iş planı var. Onun için hayırlı uğurlu olsun. Artık o konu kapandı. Ben Trabzonspor zarar etmeyecek dediysem etmez. O konu da kapanmıştır. Okay'a. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Trabzonspor'a ilk geldiğim dönemlerde mutlaka Trabzonspor'un tarihiyle ilgili anlatılmıştı sana Trabzonspor'un zaferleri. Bir dönem önce Avni Kelebe'de Efsane Gecesi yapılmıştı forumda. O videoyu izlediğin anda efsane ile alakalı o günkü düşünceleri neler hissettin? Trabzonspor'da bir efsane olmayı sen de düşünebiliyor musun? Tabii ki böyle bir kariyeri kim istemez ki hayat. Şu an mesela takımımızda Onur Kıvrak gibi çok önemli bir örneğimiz var. Halkın ona Trabzon'un ona karşı olan sevgisini gördükçe niye istemeyeyim ki yani bir futbolcu daha ne ister ki yani. O filmle alakalı da şöyle diyebilirim. Bazen hani insanlar Trabzon halkı niye bu kadar tutkulu, niye bu kadar işte takımı için işte savaşıyor gibi soruları cevabını o filmde bulmuştum. Çünkü gerçekten zamanında yapılmış bir ihtilaldir bu. Ve o filmde gerçekten çok iyi anladım bu olayların neden böyle geliştiğini. Ve Trabzon'un düşünce yapısını o filmde daha çok anladım. Ali Bey buyurun. Ben başkana söyleyeceğim. İyi yıllar diyeyim. Teşekkür ederim. Trabzonspor'la teşekkür ederim. Yol alman nedeniyle. Başkanım, söze başlarken bir karakter tahlili yaptınız. İki karakterden bahsediyoruz. Bu birisine veya birilerine adrese teslim bir mesaj mı? Bir de çok rahat anlaştığınızı söylediniz. Yani bunun sırrı Okay'da mı yoksa sizde mi yani? Hangisinde yoksa ikinizde bir de. Bence bunun sırrı şu an takımın içinde. O hani hem bireysel karakter hem futbol karakteri dediğimiz iki yapı Trabzonspor'un içerisinde gerçekten imrenilecek bir aile ortamı oluşturdu. Yerlisiyle yabancısıyla bütün oyuncularda gerçekten müthiş bir motivasyon var. Tam bir kolej havası var. Bunu yakalamak çok zor. Ben seçildiğim günlerde yaşadıklarımla bugüne dönüp baktığımda karanlıkla aydınlık kadar, siyahla beyaz kadar bu iki dünyayı fark edebiliyor ve görebiliyorum. Emin olun bunun olabilmesi için inanılmaz mücadeleler verildi. İnanılmaz ve hatta bazen bir oyuncu olarak
İyi düşünebildiğiniz birilerinden dahi vazgeçmeyi göze almak zorunda kaldınız ki bunlar çok önemli işlerdir bunu yapabilmek. Biz bunları dahi göze aldık. Adrese teslim değil ama kısmen tabii ki teslim. İşte o arkadaşlık ortamı olmamış olsa bugün biz bu noktalara gelemezdik ve ben Okay'ın böyle bir durumda hadi Okay senin gibi gelecek vaat eden ki biz ona çok inanıyoruz. Bir oyuncuyla yeniden 3 yıl daha uzatalım dediğimizde muhtemelen birkaç tur yapacağımızı ve belki de olumlu ya da olumsuz daha karmaşık bir durum olabileceğini düşünüyordum. Ama şu anda göreceğiz ki yine siyahla beyaz kadar seçildiğimiz dönemde Trabzonspor'a kaliteli iyi oyuncular alabilmek için görüşmeler yaptığımda Trabzon'a ve Trabzonspor'a gelmem mümkün değil benim gelmem diye Trabzonspor'un itibarıyla ilgili birçok sorunla karşılaşmıştım. Ama şu anda düşünün ki Okay'ın arkadaşı olan Mas, Arjantin milli takımındaki Mas, Arjantin'de inanıyorum ki Trabzon ve Trabzonspor'la ilgili olağanüstü olumlu şeyler konuşacaktır. İşte biz aslında bunun peşindeyiz. Yani futbol elçilerimiz olsun istiyoruz. Yerli ya da yabancı. Yani Okay'a hiç kimse burada mutlu olduğunu zorla söylettiremez. Bunu hiç kimse başaramaz. O da onu yapmaz. Ama yerlisiyle yabancısıyla sizin futbol elçileriniz bulundukları her yerde Trabzonspor'la ilgili olumlu şeyler ki hak ettiğimiz şey de budur. Yani Trabzonspor her türlü olumlu şeylerin konuşulmasını hak eden bir kulüptür. Mazisiyle, başardıklarıyla. İşte bugün o nedenle bunlar tekrar yakalanmaya başlandığı için yeni 3 yıllık kontrat nedeniyle konuşmamız pek olmadı. Ben gerçekten burada görüşmeleri yaptığımız menajeri Batur Bey'e de teşekkür ediyorum. Çok medeni bir şekilde, çok basit geçiştirilen bir sözleşme dönemi oldu ki neler neler yaşadım ben bu 1,5 senede. Bence Okay aile içerisinde çok mutlu ve burada kariyerine devam etmenin onun için çok iyi olduğuna zaten inanmıştı. Haliyle bizim işimiz de çok zor olmadı. Tekrar hem başarılar diliyorum hem de teşekkür ediyorum. Son demiştim ama Serkan ve Turgay Bey söz istemişti. Onları da alalım, bitirelim toplantıyı. Tabii bugün eskiye nazaran bambaşka bir yerdeyiz ama Trabzonspor'un ekonomik açıdan önünde daha yapması gereken çok işler var. Ama en azından kara bulutların dağıldığı bir döneme girdik diyebiliriz. Ya biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Ekonomisini düzgün yönetebilen bir kulüp olmaya çalışıyoruz. Çünkü kaynaklarınız oranında ne kadar faydalı işler yapabiliyorsanız aslında o kadar da yol alabiliyorsunuz. O nedenle ekonomik açıdan dediğim gibi çok rahat değiliz ama artık planlıyız. Geliş ve gidişler olabilir. Bakın bizim ara dönemde 5 tane oyuncumuz geldi ama 5 tane de gitti. Yani şuna ısrarla dikkat ediyoruz. Takımın içerisinde 3 tane Yusuf Yazıcı'yı da onlardan saymamız lazım. Hadi çok genç olanlardan. Onu saydığımızda 4 tane genç oyuncuyla birlikte şu andaki toplam oyuncu sayımız 23. Yani Trabzonspor bir takım transferler yaparken elinde biriken oyuncusu yok. 30 tane 35 tane oyuncusu yok. Biz geldiğimizde 50'ler civarında oyuncu vardı. Haliyle transfer yapabilirsiniz ama kadronuzu belirli sayıda tutmayı başarabildiğiniz oranda her zaman gelen gidenleri Trabzonspor çevirebilir, dönüştürebilir. Ve ihtiyacınız olanı yerli ya da yabancı vaktinde ve zamanında doğru yapmanız takımın içerisindekiler için de en doğru iştir. Gidenler için de en doğru iştir. Yani asıl olan şu, takım halinde başarıyı yakalamak ama gelenin takıma katkısının olması lazım. Gidenin de gerçekten artık Trabzonspor'un geleceğine katkı sağlayamayacağı konusunda emin olduğumuz isimlerden oluşması lazım. Burası
oyuncu yiyen bir fabrika olamaz. Trabzonspor son yıllarda maalesef çok çok iyi oyuncuları içindeki yönetilemez karmaşa nedeniyle, sadece o hatalar oyuncularda olmadı. Ben buradan hiçbirini suçlamak istemem. Sistem de burada iyi oyuncuları öğüttü. Haliyle bizim açımızdan başarının temeli birçok faktöre bağlıdır. Ama en önemlisi doğası gereği takımın içerisindeki oyunculardır. Her birine çok özenle bakmamız lazım. En ufak sorununu aile sorunu olarak görmemiz lazım. Bence bu oldu. Benim artık rahat ettiğim taraf şu. Herhangi bir oyuncuyu ikna etmek istiyorsa Trabzonspor çok fazla dil dökmeyecek bundan sonra. Çünkü mümkün olduğu kadar vaktinde ödemesini yapabilen bir kulübü artık konuşuyoruz. Bonservisi nedeniyle Avrupa'nın birçok kulübüyle kavgalı olan yerden teşekkür mektuplarının geldiği bir kulüp haline döndü. Oyuncularımızın referansıyla biz burada çok mutluyuz. Trabzonspor sizin de mutlu olabileceğiniz bir kulüptür. Ve görüyoruz ki artık hedeflerine doğru gitmekte olan bir kulüp türü yakaladığımız bir noktaya geldik. Bundan sonrasının daha aydınlık olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki aldığımız maziye dönüp baktığımızda her şey dört dörtlük ve süt liman değil tabii ki. Son soru. Öncelikle hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. Karabük maçından sonra gündeme Galatasaray maçı geldi. Ardından bilet fiyatları ve indirime gidildi. Derken bugün de Okay'ın uzat yönünü var. Ama 3 gün sonra Trabzonspor çok önemli bir maça çıkacak. Akhisar'da maç vardı ve çok zor bir maç. Çok zor. Akhisar ve Galatasaray maçları öncesinde bir de biletlerle alakalı bir konu. Taraftara bir çağrı mesela. Tabii bizim için şu anda asıl olan Akhisar maçı ve her hafta en önemli maçı oynuyoruz. Bu hafta da yine en önemli maçımızı oynamış olacağız, Akhisar maçı. Galatasaray maçına daha var, ondan sonraki maç. Burada bir fokus kaybı yaşamamamız lazım. Ama ben kulübümüzün, teknik direktörümüzün, oyuncularımızın kesinlikle bu bilinçle hareket ettiğine inanıyorum ki bütün oyuncular da bilir. Bir başkan olarak kulüple, teknik direktörle, teknik kadroyla, kulübün içeriğiyle ilgili bana gri kalan hiçbir alan yoktur. O kadar şeffafız, o kadar yakınız, o kadar rahatız, o kadar masaya konuyu yatırıp tartışıp konuşabilir durumdayız. Zor maç olacak ki Akhisar maçları Trabzonspor için son yıllarda hep zor oldu. Oraya olağanüstü dikkatli olmamız, gerçekten müthiş bir maç olarak görmemiz lazım. Ama diğer taraftan da dediğiniz gibi derbi maçları yaklaşırken ister istemez onlar da gündeme düşer. Başarabilmek bazen iki gündem maddesi varken birini arada es geçerek olmuyor. Yani eğer büyük işler başarmak istiyorsanız gerekirse iki gündemi de birden yönetmeniz gerekecek. Ve hatta 3-4 gündemi birden yönetmeniz gerekecek. Haliyle oradan biletlere, kombinelere gelecek olursak. Değerli arkadaşlar, şu anda Trabzonspor'umuzun 12.500 kombinesi vardı. Bu 12.500 kombineyi ben çok önemsiyorum. Çok önemli bir sayı. Galatasaray maçının biletleri satışa çıktığında kombineler de yeniden devam ediyor ve bu iki gün içerisinde 1300 kombine daha satıldı. Ve şu anda iki gün içerisinde şu anda zannediyorum 14.000'le 200 falan, yani 200-200 14.000 şu anda. Tahmin ediyorum bir hafta 10 gün içerisinde kombine sayısı 17-18 binleri bulmuş olacak. Bizim 2010-11'deki kombine sayımız yanlış hatırlamıyorsam 15.000'di. Ve orada toplu satılan kombineler vardı hatırlarsanız. Aslında biz şunu görmeye başladık. Yeni statla yeni bir hayat başladı. Allah da yardım etti. Biz de çok uğraştık hep beraber. Trabzonspor'da daha sportif anlamda iyi bir yola girdi. Ama bu iyi yoldan öte bir takımda da iskeletimizin artık varlığını konuşabilir duruma geldik. Şimdi bunları hep beraber iyi kullanarak biz şöyle bir hedef koyuyoruz. Diyoruz ki Trabzonspor'a taraftarlarının da sadece Trabzon'un değil,
özellikle Trabzon dışında Ankara, İzmir, İstanbul ve Avrupa'nın sahip çıkabileceği bir platformu yakalamamız lazım. Yani gönlümüz şunu istiyor. Buraya normal maçlarda 3.000-4.000 Trabzon dışından seyirci gelsin. Derbi maçlarda 5.000-6.000-7.000-8.000'leri bulsun. Avrupa'dan uçaklar kalksın gelsin. Niçin? Çünkü bunun şehir ekonomisine olağanüstü katkısı var. Ben esnafla görüştüm de bunu hissediyorum, görüyorum. Haliyle burada da şunu yapmaya çalıştık. Evet, bu kadar sıkıntı içerisine girmiş olan bir Trabzonspor'a her birimizin desteğinin biraz daha artması lazım. Yani 20 lira olan bir biletin 40 lira olması, evet, birebir zam gibi düşünülebilir ama Trabzonspor için hepimizin yapacaklarına dönüp baktığımızda değil 40, 140'larla bunu yapabiliyor olmamız lazım. Ama orada da şunu yapmak durumundayız. Ben buradan şehre şöyle bir mesaj vermek istiyorum, şehrimize, Trabzonsporlara. Stadımızın doğu tribünü ve kale arkası na rağbet çok fazla. Ama protokol tribününe gerçekten hiçbir rağbet yok. Bu bana çok ilginç geliyor. Ancak son bir haftada şöyle mesajlar aldım. Dediler ki ya Muharrem Bey, şehirden arkadaşlarımız, iş adam arkadaşlarımız, gelin büyük bir seferberlik yapalım. VIP koltukları doldurmak için ve protokol koltuklarını bile paralı yapalım. Bu bana çok ilginç geldi. Ne demek protokol koltuklarını paralı yapalım? Hiç kimse stada artık protokol bile olsa ücretsiz girmesin. Çünkü Trabzonspor'un herkesin desteğine ihtiyacı var. Bu bana çok ilginç geldi. Bugün de 3 kişi kulübe geldi, iş adam arkadaşlarımız Trabzon'dan. Ya biz bu seferberliğe varız. Hiç kimse o stada para ödemeden girmesin. Çünkü o para size bana değil, Trabzonspor'a lazım ve iyi yönetilmesi lazım. Benim sözüm şu olabilir. Trabzonspor'un parasının iyi yönetilmesi ve iyi işler çıkarılmasının sorumluluğunu üzerime alıyorum. Ama bu kulübün içinde bulunduğu durumdan ekonomik olarak daha iyi noktalara gelmesi için herkesin kulübe destek olması lazım. Kesinlikle inanıyorum ki şu konuştuklarımız bir dönem sonra asla konuşulmayan konular olacak. Trabzonspor rekabet içinde olduğu kulüplerin stattan elde ettiği gelir kadar gelir elde edebilecek bir kulüp olmayabilir. Ama Trabzonspor stadından çok önemli düzeyde gelir elde edebilmeyi başarabilecek bir kulüp olmak zorundadır. Bunu birlikte başaracağız. Ben gelen tepkilere baktığımda herkesin yine rağbeti var. İlgisi yine var, yüksek bir ilgisi var ve insanlar bence şunu görmek istiyorlar. Sportif anlamda başarılı bir Trabzonspor görebildiklerinde, gelecek vadeden bir Trabzonspor görebildiklerinde bu bahsettiğin konular veya bahsettiğimiz konular önemli olmakla birlikte gündemden de yavaş yavaş çıkacak. İlk 3 maçta buradaki seyirci ortalamamıza baktığımızda artık taraftarımız bu işe gerçekten sahip çıkıyor. Yeni stadıyla, yeni takımıyla, yeni bir bakış açısıyla. Bunu kaybetmezsek gelecek yıllarda olağanüstü işlere de hep birlikte imza atıyor olacağız. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Ederim. Katıldığınız için sizlere de teşekkür ediyoruz. Bir de başkanım ayakta. Peki. Evet, çok teşekkür ederiz. Başkanım, basın mensuplarına da falan mı yapalım?